Değerli YouTube izleyicileri, bugün gecikmeli başladık programa ama olsun, sizleri seviyoruz. Kanalımızda olduğunuz için sizlere yürekten kucak dolusu sevgiler diliyoruz ve Koç burcuyla başlıyoruz. Biliyorsunuz ki koçlar bu hafta böyle bir kararlı ve kararsız dediğimiz bir süreç yaşayacaklar. Bu kararlı ve kararsız süreç iş hayatlarıyla alakalı ve birikmiş bazı enerjileri toparlama dediğimiz bir süreç yaşayacak gözüküyor Koç burçları. Bu demektir ki işle ilgili aksaklık yaşayacağı bir haftaya giriş yapacak ve aksaklık yaşayacak dönemde biraz işle ilgili sorunları atlatacak. Bir dahaki hafta daha verimli ve maddiyatıyla alakalı da kaygı dönemine giriş Koç kalmalı, radikal tavırlarını kontrol etmeli, gereksiz para harcamamalı. Bir dahaki hafta parayla alakalı süreçte ne yatırım yapmak istiyorlarsa doğru süreç. Ama bu hafta böyle bir yatırıma ya da yeni bir iş ortaklığına girmelerinin bir anlamı yok diyorum. Özel hayat konusunda da çok uzun süredir evlilik kararı verdi ama maddiyat ve gelecek kaygısı çok fazla yaşadığı için Mayıs, Haziran onlar için parmağına alyans takma dönemi. Eğer evliyseniz yeni bir ev değiştirme, yenilik dönemi. Eğer evlilik ilişkinizde kötü gidiyorsa Mayıs'a kadar toparlanma, tekrar ilk aşka geri dönüş dönemi. Evlatlarınızla ilgili sorun yaşıyorsanız Koç burçları bu hafta biraz karmaşık dönemler yaşayacaksınız evlatlarınızla ilgili. Sonraki dönemler toparlanacak. Bir de ufak tefek para kaygılarınız söz konusu olabilir ve sizin bu dönem boyun ağrısı, boğaz ağrısı, enfeksiyon gibi dikkat edilmesi gereken bir süreç haftanız. Koçlar bu hafta sakin, kararlı ve paranızı gereksiz harcamayacağınız bir hafta, düşünceli bir haftadasınız ama aslında bana göre verimli bir hafta, güzel güzel oturma haftası. Boğa burçları. Boğalarda bu hafta özellikle ilişkiyle ilgili biraz tedirginlik, panik, ayrılık dediğimiz konuşmalar ya da ailevi yaşanan sıkıntılar üst safhada oldu. O yüzden gereksiz kardeşler arasında, eşler arasında, ilişkiler arasında bu hafta gereksiz tartışmalar yaşandı. Çarşamba gününden sonra yani 7'sinden sonra bu düzende yavaş yavaş toparlanma, cumaya kadar da sorunları toparlama. Hafta sonunda bir seyahat ya da ailece yapmak istediğiniz bir fikir dönemi, bir yurt dışı planınız var önünüzde işle alakalı. Mart'ın 15'ine kadar gidip geleceksiniz. Çok büyük bir anlaşma dönemi olacak bu avuçları ile ilgili. Ufak tefek ev kazaları ya da iş kazaları olabilir. Gereksiz ortaklık gerginlikleri olabilir. Cumaya kadar hepsini atlatacaksınız. Boğalarda da gözle ilgili ya da saç dökülmesi, göz ağrısı, kirpik dökülmesi gibi söz konusu sorunlar olabilir. Geçici sinirsel sıkışmalarla alakalı diyorum. Bir de uzun süredir çocuk bekleyen aileye de müjde, çocuklar olacak diyorum. İkizler bu hafta çok karışık dönem atlattılar. Sakin, para, plan, iş dedikleri döneme giriş yaptılar. Daha hızlı yoğunluk sürecini yaşayacaklar. O yüzden ikizlerde bir kaygı, korkusu var ama yaptığı yatırımları ödeyebilecek miyim? Aldığım işleri başarabilecek miyim? Projeleri güzel de yapabilecek miyim? Kaygısı başladı ikizler burcunda. Ve bekledikleri devletle ilgili imzaları Nisan ayına kadar atılacak. Atama bekliyorsanız atamanız gerçekleşecek. O yüzden bu hafta ileriye doğru planlarınızı çok net bir şekilde belirlemiş, daha huzurlu uykuya geçiş dönemi olacak. İlişkiniz konusunda rutine bıraktınız. Sadece kafayı dinleme, hafta sonu işte ne bileyim gezmek, hani piknik yapmak, karda yürüyüş yapmak ya da arabanızla seyahat etme dediğimiz bir süreç haftasındasınız. Güzel anlaşmalar, güzel başarılar sizi bekliyor. Biraz anne ya da babayla olan bir sağlık problemi olabilir. İkizler ailede bununla ilgili bir sıkıntı olabilir. Hatta şöyle söyleyeceğim, ikizler ilk defa sakin bir haftanın keyfini çıkartacaklar. Planlı ve programları hayatlara devam. Yengeç burçları inanılmaz derecede birçok arkadaşla tartışma, kavga, gürültü, patırdı. Artık herkes eleme haftasına girdi yengeç burçları. Ve iş hayatındaki insanlarla ilgili yaptığı iyilikler hep zarar gördüğü için yengeçlerde ciddi anlamda kendilerini bulma, kendilerini yenileme, kendi hatalarını görüp yaptığı iyiliklere karşılık arkadaşla da iş çevresindeki insanların gerçek yüzüyle karşılaştı. O yüzden arkadaş seçimiyle ilgili daha dikkatli karar, iş konusundaki projelerini sessiz sedasız yapmanız gerekiyor ki hep işleriniz çalınıyor ve başka insanlar ödüllendiriliyor. Bu hafta bunları toparlayacaksınız. İlişkinizle ilgili de aslında yeni başlayan aşk evresi hayırlı. Geçmiş ilişkinizle ilgili netliğe kavuşma, bir yıl sonu parmağınızda alyans. Eğer evliyseniz
Bu hafta çok keyifli bir hafta. Doğum günü haftası olabilir. Sürpriz bir ailede sürpriz doğum günü haftası olabilir. Yeni doğum, yeni çocuk sevinci yaşanabilir yengeç burçlar için. Hatta ve hatta bir ev alma niyeti var. Mart bitmeden de bu sevinci yaşayacak yengeç burcu. Yengeç burçlarının ritim bozukları, mide hassasiyeti, gaz problemi olabilir. Dikkat ediyorum. Aslanlar, yaptıkları geçen haftanın yaptığı yoğun işlerle ilgili kötü haberler aldılar. Biraz depresyon, biraz huzursuzluk yaşıyorlar ama çok daha iyi bir projeye imza atacak aslan burçları. Ve teknoloji üzerine yaptıkları tüm yatırımlar onlara çok büyük bir kar dönüşümü olacak. İlişkiyle ilgili korkusu yok da aileyle ilgili oturtamadığı kaygıları var. Zaman içerisinde bunların da oturacağından emin ama detaycı ve aslanlar çok pimpirikli oldukları için ve çok duygusaldır. Aslında o aslanların ketum davranışında çok duygusallık vardır. Çok fazla dışarı yansıtamadıkları için içleriyle dışları birbirine uyum sağlamıyor. O yüzden aslanları anlamak demek yani resmen ormanda yaşamak demek. Yani aslanın gerçek anatomisi bu. O yüzden aslanların ilişkileriyle ilgili netlik ve ailede de çocukları ya da eşleriyle ilgili korkuları varsa artık onlarda da rahatlama dönemi. Hatta çocuklarına bir ev yatırımı ya da ilişkisiyle ilgili bir yatırım kararı verecekler aslan burçları. Güzel bir dönem. Ufak bir Kazakistan, Rusya seyahati yapabilir aslan erkekleri. Kadınlar için hani daha çok böyle Avrupa'yı enerjiye, Almanya, Avusturya böyle bir kafaya geçiş yapabilir aslan burçları. Çünkü üniversiteden arkadaşlarıyla görüşmek istiyor. Beklediği yeni bir teklif var. Bunu değerlendirmek istiyor. Yurt dışında şirket kurmak istiyor aslanlar. Yenilikler döneminin başlangıcı ama yıl sonuna kadar bunların hepsini gerçekleştirecek aslan. Aslanlarda da diz kapak, iliklerde biraz sıvı kaybı ya da eklemlerde hafif ağrılar olabilir ama önemli bir rahatsızlık değil. Bir de annelerin bu ara nazlı dönemi, kadın erkek ayrımı yapmıyorum asla. Annelerinize vakit ayırın. 10 dakikada onları sevdiklerinizi söyleyin. Çünkü aslanlar iş ve kendi ilişkilerine adapte oldukları için anne ve aile bireyleriyle bu ara fazla vakit geçiremiyorlar. Bol bol vakit geçirin. Başaklar. Özellikle Başak duygusal olarak çok uzun süredir yalnızlıktan ya da aynı ilişkinin monoton ruhundan çok bunaldığı için heyecan aramaya başladı Başak burçları. Bence ilişkinize sahip çıkın. Siz çok duyarlı ve çok merhametli ve çok vicdanlı Başak burçlarısınız. Bu hafta böyle gel git dönemi, duygusallık çapkınlığı ya da kadın erkek ayrımı yapmıyorum, göz çapkınlığı, enerji değiştirme kafasına girdi Başak burçları. Diyorum ki evet hak ettiğiniz noktalara var ama iş konusunda da özellikle imzasını beklediğiniz avukatta süren mahkemelik, miraslık, mallık durumlarınız söz konusu olabilir. Bu uzadıkça sizin sinir ve dengeleriniz yıpranıyor. Sabırlı olun, o dönemler Mayıs ayı için sizin için hayırlı olacak. Evet, Başakların da en büyük takıntısı yeni bir eve geçme, yeni bir araç alma. Evet, bu yıl bitmeden bunların hepsine sahip olacaksınız. Bir de evli değilseniz evlilik kararı, ilişki kararı ya da ilişkiyi oturtma kararı dediğim bir hafta olacak Başak burçların. Onlarda da hassasiyet, boyun fıtığı, bel fıtığı gibi ve dönem dönem yanlış yatma ya da yanlış hareketten kaynaklanan vücut ağrıları çok ön planda. Bir de bunlarda çok uzun süredir çok arkadaş ve sohbet diyaloğu eksikti. Bu hafta bunları yoğunlaştıracak Başak burçları. Teraziler, evet bu hafta çok gerekli bir haftaya giriş yaptılar. Kararlı bir haftadalar. İşle ilgili yeni anlaşma demiyorum ama işiyle ilgili büyütmek istediği büyük bir projenin yapısını yaptı. Bir dahaki aylarda bu projeyle ilgili çok büyük bir başarı ve aydınlık sağlayacak terazi burçları. O yüzden onlar bu hafta yeni verimli işlerle ilgili güzel bir sürece giriş yaptılar. Şöyle bir durumumuz var. Onların da ilişkisiyle ilgili söz, nişan ya da aile büyükleriyle ilgili bir diyalog yaşanacak, ilişki diyalogları. Bunlar hayırlı olacak gözüküyor. Ve onlar için de yeni bir yazlık yatırımı, toprak yatırımı, yani küçük de olsa hani toprak alma niyetleri var. Mart 15, 5 Mart'tan sonra bu kararları, aslında biz 6 Mart'tayız şu an, kararları vermeye başladılar. Ay sonu itibariyle bu kararların sevincini yaşayacaklar. Onlarda da uykusuzluk problemi, şiddetli baş ağrı problemi. Biraz da yeme gıdalarına çok önem vermediler ve devamlı ayaküstü yemek yer gibi sohbet ettiler. Biraz yemek düzenine dikkat etmeli diyorum. Akrepler,
ciddi anlamda bu hafta hani aile ziyaretleri, karmaşa dönemi ve işleriyle ilgili aksi giden dönemleri toparlayıp biraz daha kendi para ekonomisini düzeltmeye başladı akrep burçları. O yüzden biraz maddiyat kaygısı vardı. İşlerle ilgili durgun bir süreç yaşıyordu. Yeni bir şeyler hareket etmeye başladıktan sonra tekrar hayata gülümsedi akrepler. Çünkü inançları onların çok güçlü ama böyle en ufacık bir işsizlikte böyle dengeleri yıpranıyor. Aman biz battık mı çıktık mı ne yapacağız triplerine giriyor. O yüzden akrepler tekrar gücünü yakaladı. Tekrar iş kariyeriyle ilgili yenilikler oturtmaya çalıştı. Hatta eğitim kariyeri ya da yeni oluşmak istediği iş ofis ya da bu tarz derneklerle ilgili büyük toplantılara giriş yapacak akrepler. Ya da devletle ilgili beklediğiniz büyük imzalar varsa hayırlı olacak. Ve ilişki konusunda da sakin bir sürece giriş yaptı. Rutin bir evreye giriş yaptı. Hani ayrılık demiyorum ama hani ilişki bu şekilde devam etti. Herkes bu şekilde devam etsin dediği süreç. Çünkü akrep şu an kariyerle alakalı çok büyük bir format attıkları için hani ailesini ihmal etmiyorlar ama en önemli şey vakti bütün düzenini işte geçirdikleri için eve fazla vakit ayırmıyorlar. Belki bu hafta sonu akrepler sürpriz ilişkisine, eşine, çocuklarına vakit ayırması gereken bir hafta olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle de yapacak. Akreplerde de son zamanlarda ani fevri davranışlar, çabuk sinirlenen, ya bu yoga olabilir, meditasyon olabilir ya da nefes terapisi olabilir. Akrepler bu hafta kendi enerjinizi değiştirme ya da tuzlu suya ayetel kürsü okuyun ya da sirkeli suya bir ayetel kürsü okuyun, abdest alın. Bütün vücudunuzdaki enerjiniz gitsin. Bunu öğlen ezanı ya da sabah ezanı ile birlikte yaptıktan sonra namazınızı kırın. Arkasına iki rekat şükür namazı kırarsanız akreplerin enerjisinde değişmiş olacak. Onlarda da erkek çocuk sevinci ya da erkek evlatla ilgili büyük bir aydınlık yaşayacak. Yay burçları. İnanılmaz derecede yaylar bu hafta tatildi, eğlenceydi, yurt dışı seyahatiydi, işleri kenara attılar. Bu hafta da aynen hiçbir şeyle ilgilenmek istemeyecekler. Bir dahaki haftanın yeni anlaştığı işlerine, yeni iş kapıları ve hayırlı kapılara yay burçları girdikleri için para kaygıları bitti. İki haftadır zaten tatil modundaydı yay burçları. Güzel bir süreceğimizi attılar. Boşanma düşünceleri var ya da evlilikleri ya da ilişkileri bitirme ve hemen arkasından yeni bir ilişki, yeni bir düzen ve hayırlı bir düzene geçiş yapacak. Ve yay burçları da evlatları ile ilgili ya da ilişkileri ile ilgili sınandığı dönemden kurtulma dönemi diyorum. Ve onlarda da bir kurban ya da niyetinizde ya da ne bileyim bir adağınız varsa unuttuğunuz yay burçları. Çünkü hep eliniz önünüz kilitleniyor, tam aksilikler yaşıyorsunuz. Bir dua ya da bir enerjinizi değiştirmeniz gerektiğini ya da inandığınız namazınızı kılarsanız enerjinizin daha akacağını düşünüyorum. Çünkü yay burçlarında ciddi rahatlık var ama gelecek planları da çok ön planda. Özellikle yurt dışı imzaları da imzalandı. O yüzden yay burçları da hayıra vesile olacak. Oğlak burçları. Aman bu oğlaklar Amerika'dan, Avrupa'dan döndüler, geldiler. Kendi ülkelerinde çok büyük projelere imza attılar. Yeni iş anlaşması, hatta iş mahkemeleri var oğlak burçları. Atılan işler, mahkemeler, para mahkemeleri çok ön planda oğlak burçları için. Özellikle oğlaklar Nisan-Mayıs dönemine kadar bu mahkemeler, süreçler, iş ortaklıkları ile ilgili yaşadığı kaosları toparlama. Ama onlarda da iç huzur dediğimiz, kendi gelecek planları ve yatırımlarını düşünüyorlar ama şu an parasız, zenginlikte parasız oğlak burçları. Çünkü çok büyük projeler var ama paralar Mayıs, Haziran itibariyle geleceği için oğlaklar böyle bir lay lay lom havasındalar. Bu hafta biraz daha radikal bir haftaları. Çünkü yurt dışı seyahatleri, şehir dışı seyahatleri yaptılar. Aileyle vakit geçirme, ilişkiyle vakit geçirme, çok da güzel dostluk ve üniversitedeki arkadaş ya da okul arkadaşı, geçmiş arkadaşlarla hoş sohbet hafta sonu olacak. O yüzden oğlaklar dingin bir haftaya giriş yaptılar, radikal bir karar içerisindeler. Kova burçları için, onlar için de ciddi iş ortaklık ya da işle ilgili kavga, gürültü, yeni başlangıç, yeni oluşturmak, yeni iş arayışı ve yeni bir noktaya geçiş haftasına giriş yaptı kova burçları. Bulundukları işi değiştirme, daha büyük iş anlaşmaları, daha yenilik sürecine giriş yaptılar. O yüzden onlar da planladılar iş konusuyla ilgili. Mart bittikten sonra yeni iş anlaşmaları gerçekleşecek ve hayırlı olacak. Onlar için de taşınma diyoruz. Araç taşınma, ev taşınma ya da yeni alım kararı verilecek ama bunlar sakin karar veriyor kova burçları. Radikal kararları var ama önlerini görmeden plansız hareket etmek istemiyor kova burçları. Ciddi planlarını yaptıktan sonra derin, dingin bir kararla haftayı atlatacak. Onlarda da grip enfeksiyonu
yumurtalık ya da kadınsal bölge üşütmeleri söz konusu. Erkeklerde de ciddi anlamda belle ilgili ya da sırt ağrıları söz konusu olabilir. Hamam olabilir, masaj olabilir, spor olabilir. Kova burçlarına ilişki konusunda da aslında mutlular. Ama gelecek planlarını şu an kimseye bildirmek istemiyor. Onların da miras işleri var ama ki bu kova burçları bu ara malla mutlu değil, kendi kariyer ve hedeflediği noktalar, yeni iş anlaşmaları ile ilgili düşündüğü için bu hafta mirası düşünecek hafta değil. Balık burçları için aslında hiç olmadığı kadar dingin bir haftaya giriş yaptılar. Uyku demiyorum, uyur gibi gezen enerjilerinde toparlanma evresi, ne istediğinin planını yaptılar. Hatta bunlar Ağustos, Eylül'e kadar planlarını yaptılar. Hatta tatil planlarını bile yaptı balık burçları. Gidecekleri tarihler, gidecekleri noktalar çok belirgin. O yüzden onlar için yeni oluşturması gereken yollarla ilgili sevinç yaşanacak. Büyük anlaşmalı işlerini bitirecek. Sakin bir döneme girecekler. Hatta yeni oluşmak istediği ihaleli işler de var balık burçları için. Bu hafta ihalelerimiz de olumlu. O yüzden balıklar planlı programlı hareket ediyor. Yazı bile planladı balık burçları. Hatta evlilik düğün parasını bile planladı kendi evresinde. Ya da ilişki planı diyoruz biz buna. Bunların hepsini planladı. Şimdi o rahat dingin bir yıl sonunun planını yaptı balık burcu. Yani yıl 2018'in aralığına kadar planını yaptığı için şimdi balık burçları planlı programına gidiyor. Aslında çok duygusallı ama çok dahi beyindir balık burçları. Herkes balıkları alık gibi görür ama öyle değiller. Çok radikal ve keyifli. Çok insanlardır. Kadın erkek ayrımı yok. Bir de çok uyku meraklı. Çok dingin ve çok güzel ev yemekleri severler. Rahatlardır. Ayaklarına çorap giydirin. Keyifle ayağını uzatır giydirirler. Ellerini yıkayın. Ayaklarını yıkayın. Kuş gibidir balık burçları. O yüzden balık aslında merhametli, radikal, dediğim dedik hırslı bir karakterdir. O yüzden o planlı programlı hayatına geri dönüş yaptı, ne istediğini biliyor. Sağlık olarak da huysuz, sağlık anlamında bir şey yok, huysuzlukları var. O yüzden balıklarla bitirdik. Haftaya tekrar Allah nasip ederse görüşmek üzere. Hoplayıp zıplayıp üye oluyorsunuz, bizi takip etmeye devam ediyorsunuz. Bu haftalık burç yorumumuz da burada bitti. Sevgiyle kalın.